6. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Sevgi Yayınları 2. ünite Vücudumuzdaki Sistemler sayfa 48, 49, 50, 51, 52 Sindirim Sistemi Etkinlik Soruları ve Cevapları. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı Sindirim Sistemi Cevapları. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 48 cevabı. Yediğimiz besinler hangi organlarımızdan geçer? Cevap: Yediğimiz besinler sırasıyla ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve son olarak anüsten dışarı atılır. Bu yapı ve organlar, birbirine açılan farklı genişlikteki kanallara benzetilebilir. Bu kanal yapısı içinde yer almayan tükürük bezleri, karaciğer ve pankreas ise salgıladıkları salgılarla sindirime yardımcı olur. Besinlerin organlarımızdan geçerken uğratıldığı değişimlere ne ad verilir? Cevap: Özetle sindirim denir. Büyük moleküllü besin maddelerinin, içeriklerinin, kana ya da hücrelere girebilecek yani hücre zarından, porlardan, geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına sindirim denir. Besin içeriklerinden karbonhidratlar, proteinler ve yağların sindirimi ince bağırsakta tamamlanır ve sindirilen besinler ince bağırsakta bulunan ve tümör denilen çıkıntılardan kana verilir. Tümör denilen çıkıntılarda, eldiven parmakları gibi, çok sayıda kılcal kan damarı bulunur. Sindirilen besinler tümörlerden emilerek kana geçer ve kan yoluyla hücrelere taşınır. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 49 cevabı. Besinler, vücudumuzda önce kas hareketleri, daha sonra da çeşitli salgılar tarafından doku ve organların yapı birimlerine geçebilecek kadar küçültülür. Bu süreç ve olay nasıl çeşitlendirilir? Cevap: Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması gerekir. Yediğimiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma sindirim çeşidi sonucunda gelir. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki rolü ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Cevap: Deney yapalım, asidin besinlere etkisi, malzemeler. Amaç: Asidin besinlere etkisini gözlemlemek ve mide asidinin besinler üzerindeki etkisini kavramak. Deneyin yapılışı: Su bardaklarının ikisine de yarısına kadar süt doldurunuz. Öğretmeninizden, içinde süt olan bardaklardan birine damlalık yardımıyla 8-10 damla hidroklorik asit, HCl, damlatmasını isteyiniz. Diğer bardağa hiçbir şey eklemeyiniz. Hidroklorik asit eklenmiş sütte nasıl bir değişiklik olacağını tahmin ediniz. Tahmininizi defterinize yazınız. Hidroklorik asit eklenmiş ve eklenmemiş süt bardaklarını, güneş ışığı alan pencere önünde, sıcakta 10 dakika bekletiniz. Sorular 1. Hidroklorik asit eklenmiş süt ile eklenmemiş süt arasında ne gibi farklılıklar gözlemlediniz? Cevap: Hidroklorik asit eklenmiş bardaktaki sütün özelliğini kaybederek yapısının bozulduğu ve bulamaç kıvamına dönüştüğü gözlemlenir. 2. Sonucu tahmininizle karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz? Cevap: Öğrencilerin yaptıkları tahminlere göre cevapları değişir. 3. Midemizin salgıladığı salgılardan biri hidroklorik asittir. Buna göre besinler mideye geldiğinde ne gibi değişikliklere uğramaktadır? Cevap: Mideye gelen besinlerin HCl olan mide asidinden etkilenerek yapısı bozulur ve besinler kimyasal parçalanmaya uğrar. 4. Besinlerin midemizde geçirdiği değişimin ağzımızda geçirdikleri değişimden farkı nedir? Cevap: Besinler ağzımızda ıslatma ve çiğneme sonucu küçük parçalara ayrılır. Bu parçalanma fiziksel, mekanik parçalanmadır. Midede ise besinlerin yapısı bozularak küçük parçalara ayrılır. Bu parçalanma kimyasal bir değişmedir. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 51 cevabı: Sindirime yardımcı organlar. Sindirim sisteminde yer almamasına rağmen, bu sistemin çalışmasında önemli görevleri olan organlar hangileridir? Cevap: Dil, tükürük bezleri, pankreas, karaciğer ve safra kesesi. 6. sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 52 cevabı: 1. Yandaki sindirim sistemi modelinde numaralandırılarak gösterilen yapı ve organların adını numara sırasına göre yazınız. Cevap: 1. Diş tükürük bezleri. 2. Yutak borusu. 3. Yemek borusu. 4. Mide. 5. Karaciğer. 6. Pankreas.
7. Mide asidi. 8. Kalın bağırsak. 9. İnce bağırsak. 10. Anüs 2. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri kullanarak anlamlı ve düzgün ifadeler oluşturunuz. Kadar indirim sisteminden adı verilir. Kana ayrılmasına, sindirim, parçalara alınabilecek küçük besinlerin. Cevap, besinlerin parçalara ayrılmasına ve sindirim sisteminden kana alınabilecek parçalara ayrılmasına sindirim sistemi denir. Parçalanma şekline besinlerin olarak bağlı iki şekilde olayı gerçekleşir. Cevap, sindirim besinlerin parçalanma şekline bağlı olarak iki şekilde gerçekleşir. Üçüncü aşağıda bazı organlara ait resimler ve bu organların görevleri karışık düzende verilmiştir. Verilen resimlerle görevlerin yazılı olduğu kutucukları çizgi yardımıyla eşleştiriniz. Cevap, yağların ince bağırsaktaki fiziksel sindirimine salgıladığı safra salgısı ile yardımcı olur. Safra kesesi, sindirim sonucu oluşan atık maddeleri anüse gönderir. Bağırsak, besinlerin mekanik sindirimini ve proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir. Mide asidi, sindirilmiş besinlerin emilimini gerçekleştirerek bunların kana geçmesini sağlar. Karaciğer, karbonhidratlı, proteinli ve yağlı besinlerin sindirimi için gerekli salgıları üreterek onları ince bağırsağa gönderir. Mide, 6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 48, 49, 50, 51, 52 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.